Engin Sever. 40 yıl önce 17 Aralık 1980'de şehit edildi. Avustralya'nın Sydney kentinde Türk Başkonsolosluğunda polis olarak görev yapıyordu. Ermeni terör örgütü Asala mensuplarının saldırısına uğradı. O şehidimizin diplomatik kimliği 40 yıl sonra ailesine teslim edildi. Hem de Avustralya'daki Türk Büyükelçiliğinde görev yapan diplomat yeğenine. 40 yıl sonra hem rahmetli Engin Sever'in diplomatik kimlik kartını teslim ettiler. Hem de tuttuğu özel bir defter varmış. Dijital kopyasını verdiler. Avustralya makamları şehit polis Sever'in dosyasını 40 yıl sonra yeniden açmaya karar verdi. Şimdi gelişen teknolojik imkanlarla deliller tekrar inceleniyor. Somut bilgi getirenlere de 1 milyon dolar ödül verileceği açıklandı. Dava dosyasındaki diplomatik kimlik ise Canberra'daki Büyükelçilik'te birinci müsteşar olarak görev yapan İlhan Şener'e teslim edildi. Şener, diplomat olmaya şehit dayısının cenazesi sırasında karar vermiş. O sırada anneme sormuştum ben, niçin öldürdüler diye. Annem de bana, Ermeniler yurt dışında diplomatlarımızı ve polislerimizi öldürüyorlar demişti. Ben de o zaman demiştim ki, o zaman ben de diplomat ya da polis olacağım, onları yerine geçeceğim. Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladıktan sonra bir gün Avustralya'da görev alabilmek hep hayalimde vardı. Mesleğimin 20. yılında nasip oldu. İlhan Şener, Avustralya makamlarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Ermenistan'da araştırılması gerektiğini ifade etti. Çok yakınını kaybetmiş biri olarak şunu söyledim. Gerçekten bulmak istiyor musunuz bu teröristleri? Evet dediler. O zaman bunun kısa yolu var. İlgili devlete sorun. Çünkü ben eminim bu katillerin isimleri malum devletin arşivlerinde yazılı.